Efendim TV2 ekranlarına Hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel, çok dünya tatlısı Doktor Ümit Aktaş var. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş e, Vallahi çok özledik sizi. Ben de sizi çok özledim. Daha evet. sık gelmek istiyorum ama o kadar yoğun çalışıyorum o, ki bulamıyorum. Yani kusuruma bakmayın. Size böyle bir şey danışmaya bile korkuyorum, kıyamıyorum gerçekten. Estağfurullah. Diyorum, Sağ olun. Ümit hocam gene koşturuyor oradan oraya. Takiplerden görüyorum. E, faydalı şeyler yapıyorsunuz diye dokunamıyoruz size hocam. Sağ olun. Sağ olun. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çok iyi gidiyor. Bir yandan klinik yoğun Bir yandan 6. kitabımı bitirdim Ocak ayında inşallah çıkacak 6. kitap ee, Bir yandan dersler devam ediyor Konferanslar devam ediyor Bir yandan televizyon programları devam ediyor Nefes almadan koşturuyoruz Ama çok iyi çok güzel şeyler yapıyorsunuz Yeni kitabınız var evet. ee, Hemen onu gösterelim, gösterelim. mi hocam? Gösterelim Bu senenin başında ee, çıktı Evet ee, Mutluluk Kürleri 2 Burada genel sağlıkla beslenme ilişkisini anlatıyoruz Mutluluk Kürleri 1'de depresyon, psikiyatrik hastalıklar ve beslenme ilişkisini anlatmıştık Burada genel sağlığımı korumak için ne yapmalıyım? Fibromiyajda ne yapmalıyım, haşım ne yapmalıyım, diyabette ne yapmalıyım, hepsini detaylı olarak anlatıyoruz burada. E, hocam bütün kitaplarınız çok güzel. Hatta Hı -hı. şu kitabınız hemen söyleyeceğim konu beni evet. ilgilendirdiği ve pek çok kişiyi ilgilendirdiği için e, hemen diyabet ve e, zayıflama kürleri. Bu benim başucu kitabım neredeyse böyle şey yaparım, bir şey oldu. Niye bu şeker böyle yükseliyor falan dediğimde hemen <laughs> e, bakıyorum. Evet. çok güzel kitaplarınız var Sağ olun. gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, o kitap özellikle... Emeğinize sağlık, bilginize ee... sağlık, kaleminize sağlık. Sağ olun. Diyabet benim ilk merak ettiğim hastalıktı. Bundan 25 sene önce ilk mezun olduğumda Mardin'de çalıştım. Sağlık ocağında gencecik bir hekimim. Diyabet hastalarının iyileşmemesini merak etmeye başladım. Çünkü kitap diyor ki tip 2 diyabet beslenmeyi düzenleyince, yaşam tarzını düzenleyince iyileşir diyor. Orada kafaya taktım. Biz hastalara ilaçlarını yazıyoruz. Kitapta yazan beslenmeyi veriyoruz. Ama hastalar iyileşmiyor tam tersine diyabet hastalığı ilerlemeye devam ediyor. Orada düşünmeye başladım. Niye hastalık iyileşmiyor? Hastalığı nasıl iyileştirebilirim? Ve meslek hayatım boyunca hep en çok ilgilendiğim hastalık diyabet oldu. Çok şükür bugün tip 2 diyabetin ne kadar kolay iyileştirilebildiğini öğrendim, yazdım, anlattım ve iyileştiriyoruz. Tip 2 diyabet sadece beslenmenin düzene sokulmasıyla engellenebiliyor. Hastalık başladıktan sonra da iyileştirilebiliyor. Hem de %90'ın üzerinde bir başarı oranıyla tam şifayla ve ilaçsız. Evet tip 2 diyabette hakikaten evet. çok güzel gelişmeler var. Çok iyi şeyler yapılıyor. Hocam da burada konusu engin bir hoca. Tip 1'de de mesela hep ben de hocamı böyle gördükçe karşılaştıkça da sorarım. Hani yeni neler var? Ben de en çok onları merak ediyorum. Bizim Hı -hı. için... Neler yapılıyor? Burada da çok çalışmalar var. Var. Şimdi e, Indiana Üniversitesi'nde 2018 yılında çok yeni bir yayın çıktı. Profesör Sarah Holberg yaptı. E, Profesör Sarah Holberg dedi ki, diyabet aslında bir karbonhidrat toksitesi ve gluten intoleransıdır ve tedavisi son derece pratik bir yaklaşım gerektirir dedi. Bugün verdiğimiz beslenme rejimlerini gözden geçirip diyabet hastalarının rejimlerini değiştirmeliyiz dedi. Tip 1 diyabette eğer bir parça da olsa pankreasta insülin salgısı varsa doğru beslenmeyle ve doğru egzersizle hastaları kontrol altında tutmak mümkün. Hem de günde 1-2 ünite insülinle belki kontrol altında tutmak mümkün. Ve üstelik hastaların bazılarında da tekrar geriye dönüp tamir olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında tip 1 diyabet de çaresiz değil ama işimiz tip 2 diyabete göre daha zor. Daha zor. Özellikle evet. burada gluten intoleransına dikkat etmek gerek. Tip 1 diyabet hastalarının çölyak hastası olması riski 10 kat artmıştır. Aynı şey... Tersinde de mümkün. Çapraz olarak çölyak hastalarında tip 1 diyabet riski 10 kat artmıştır. Yani tip 1 diyabetler tıpkı bir çölyak hastası gibi beslenmeliler. Glütenden uzak yaşamalılar. Burada çölyak hastalarına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de bulunan çölyak derneklerinin neredeyse tamamı has çölyak hastalarına glutensiz ekmek, glutensiz un ve glutensiz unla hazırlanmış ürünler tavsiye ediyorlar. Bu çocukların çölyak hastalarının tamamı tip 1 diyabete adaydır. Risk 10 kat artmıştır. Glutensiz unlar pirinç ve mısır nişastasından yapılır. Glisemik indeksi çay şekerinin 2 katıdır. Çölyaklı hastalara siz glutensiz ekmek, glutensiz un yedirirseniz onları tip 1 diyabet yaparsınız. Son derece tehlikeli. Bundan uzak durmak gerek. Evet burada hocamın Hı -hı. görüşleri çok kıymetli. Ee, şimdi bunlar böyle konular ama bugünkü konularımıza dönecek olursak hı hı. hocamla e, çok kıymetli bir e, şeyleri var, bilgileri hı hı. var bu konuda. Ama şu çölyak tip 1, e, tip 2 e, konusu da hocamın ayrı e, uzmanlık evet. alanı. Şimdi bugün artık böyle e, kışa giriyoruz. Bir de arada havalar bir ısınıyor, bir soğuyor. soğuyor. E, Akşamüstü soğuk oluyor, sabah Hani neredeyse tişörtle gezecek Doğru. gibi oluyor. Doğru. Bu dengesiz havada e, gripler çok fazla arttı. Doğru. E, mesela demin yardımcı yönetmenimiz e, Murat dedi ki hafta sonunu grip olarak e, geçirdim. E, yattım, dinlendim birazcık dedim ki sizin de konu başlıklarınızdan bir tanesi. Hadi gripe karşı gripten gidelim. Nasıl korunmalıyız şu gripten? Çok güzel. Gripten korunmak aslında son derece kolay ve basit. Fakat gripten grip aşısıyla korunamıyoruz. Şimdi bir kere bunu koyalım ortaya. Grip aşısı maalesef gribe karşı koruyucu değil. Ve gripten ölüm oranlarını da azaltmıyor. Grip aşısı yerine çok basit kurallarla korunabiliriz gripten. Gripten korunmak mı istiyorsunuz? Birkaç kurala dikkat edin lütfen. Bir, her gün elinizi sık sık sabunla yıkayın. Sadece bu el yıkama işleminin bile gripten %70 koruduğu gösterildi. Çok pratik bir şey. Elinizi sık sık yıkayın. İki, Toplu mekanlarda şu anda bu stüdyo bile çok kalabalık. Toplu mekanlardan bulundunuz. Kapalı mı stüdyoyu havalandıramıyoruz. Ara ara dışarı çıkın. Bir temiz hava alın girin. Eğer penceresi varsa açın, havalandırın. 3 siz öğretmensiniz, sınıfınızda grip olan çocuk mu var? Yöneticisiniz, iş yerinizde grip olan birisi mi var? Hemen izin verin. Gitsin istirahat etsin, başkalarına da bulaştırmasın. Ve dört, besinlerin gücünden faydalanın. Fitoterapiden faydalanın. Bugün yönetmen yardımcımız için hemen burada bir grip çayı yapalım. Yapalım. Onu iyileştirelim. Aynen. Bir de basit bir kural daha var. Bakın burada Murat izinlisin bugün. <laughs> şimdi aslında kış sebzelerimiz yok ama ben size evet. bunu karnabahar Bocam, üzerine. Hocam şöyle arka tarafa geçelim. Mi? Ee, Peki. Görüntü de alsın arkadaşlarımız. Peki. Ee, şimdi gripten Koruyucu sebzelerden hocamız bahsedecek. Hı hı. Buyurun hocam. Şimdi Derya Hanımcığım bu karnabahar kışın soğukta yetişmeyi bilir, güneşsizliğe dayanmayı bilir ve soğukta kocaman karnabahar büyütürken o donmuş toprağın üzerinde. Düşünsenize karnabahar büyüyor, altında kereviz büyüyor. Bu sebzeler içlerinde soğuğa dayanmayı, güneşsizliğe dayanmayı sağlayan bir takım maddeler üretirler. Ben kışın bu sebzeleri yediğim zaman bu sebzelerin içindeki bu maddeleri ben de bünyeme alırım ve benim bünyemde ışıksızlığa, güneşsizliğe dayanmayı, soğuğa dayanmayı öğrenir. Ve böylece ben kış hastalıklarına karşı korunaklı hale geçerim. Bunun tam tersi yazın mümkündür. Yazın 40 derece sıcağın altında domates incecik bir dalın ucunda kocaman bir domates büyütmeyi bilir. Güneşe dayanmayı, sıcağa dayanmayı sağlayan maddeler üretir. Yazında domates yediğim zaman vücuduma o maddeleri alırım ve benim vücudumda ısıya karşı, sıcağa karşı, güneşe karşı, güneş hastalıklarına karşı dayanmayı öğrenir. Nitekim biz fitoterapide güneş alerjisi olan hastalara domates tavsiye ederiz. Domates güneş alerjilerini azaltır. Siz doğru beslenirseniz gribe karşı da kış hastalıklarına karşı da korunursunuz. Ama bunun tam tersini yaparsanız nasıl olsa yılın 12 ayı domates var, biber var, kabak var deyip kışın gidip Yaz sebzesi yazın gidip kış sebzesi yerseniz vücudunuza yanlış sinyaller verirsiniz, yanlış maddeler verirsiniz ve vücudunuzun ritmi şaşar. Onun için mevsiminde beslenme hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından bir tanesidir mevsiminde beslenin. Ayrıca bir takım bitkilerimiz var ki kış hastalıklarına karşı koruyor. Mevsiminde beslenmedince bir de genç çocuklar için şeyi söylemek gerekir. Bugün 35 yaşından genç olan her çocuk çocuk değil artık kocaman insanlar yeni evlenmişler diyorlar ki hocam iyi de. Mevsim sebzeleri neler? Bilmiyorlar. Vallahi bu <laughs> bu ayrı bir konu. Evet. Mevsim sebzeleri evet, şimdi, okullara girsin bu. Evet. Ya vardır biz eskiden bunları bilirdik. Görüyorduk. Mi? Anlatıyorlardı bize ama bizim zamanımızda hayat bilgisi dersi vardı. Bizim zamanımızda yerli malı haftası vardı. Şimdi onlar kalmadı maalesef ve çocuklar öğrenemiyorlar. Şimdi yeni kitaba yazıyoruz. Ocak ayında 6. kitabımız çıkıyor. Yaşam enerjisi. Onda mevsim sebzelerini sıralıyoruz biz. Anlatmak gerekiyor çünkü çocuklara. Burada var bakın mevsim sebzeleri. Bir kere kereviz var. Burada kereviz yok. Kerevizi söyleyelim. mevsim kereviz en güzel kereviz sebzesi. Kereviz şurada galiba. Şu. Ha evet doğranmış. doğradınız Doğru, mı arkadaşlar? Doğranmış. <laughs> Şöyle bir kök yersin daha iyi olurdu. <laughs> Görseydik kerevizi. Şimdi kereviz, ıspanak, pazı, evet. e, kırmızı pancar çok önemli bir sebzedir. Kış sebzesi. Çok güçlü antioksidan içerir. Evet diyabet hastaları için de çok faydalıdır kırmızı pancar. Hocam yemekten kaçınıyorum biraz şekerli ee, kök falan diye. Yok şeker oranı glisemik indeksi çok yüksek değil. Özellikle bunu yaparken yağ eklerseniz zeytinyağı üzerine son derece kıymetli olacaktır. Karnabahar, bir dakika bir dakika. Ee, ay geçmeyin hocam. Ee, Heh, e, tamam. Çok önemli. Hep biz bu havuçtan pancardan biraz e, kaçıyoruz ya öyle öğretildi bize Şimdi dermişim. Şimdi kendi yumruğunuz büyüklüğünde bir pancarı gün aşırı tüketebilirsiniz. Bak bunu size daha faydalı hale getirmenin yöntemi ne anlatabilir miyim? Turşusunu kurun lütfen. Kırmızı Olur. pancar turşusu. Bir baş soğan, bir kilo pancar, kırmızı pancar soyun. Bir baş so soğan diyorum özür dilerim. Bir baş sarımsak, Evet. biraz kaya tuzu, tamam. bol sirke. Turşusunu kurun. Bir haftada olacaktır. Şahane bir probiyotik deposu elde ettiniz. Sizin için son derece faydalı. <laughs>